zulüm ne de ki öz değil dostlar, öz değil bu biçim. Kulların kullara ettiğini etmiyor en zalim arı ateşi. Abi, sen bizim büyüğümüzsün. İstanbul görmüş geçirmiş bir adamsın. Senin de durumun ortada, bizim de durumumuz ortada. Ah Rıza Efendi, ah. Telli duvaklı haberlerinizi bekliyoruz derken delinin biri çıksın. Hem kızını hem karını. Allah rahmet eylesin, her gece dua ediyoruz. Allah bu acının sabrını versin. Başka dua etmem bu saatten sonra. Amin abi, amin. Zülen'in annesini toprağa verdiğimizde sağ olsun Zehra abla minicik kızımın sütünü vermeseydi hem karımı hem evladımı toprağa vermiştim. Zülel'i bebeliğinden beri ben büyüttüm. Ben analık ettim ona Rıza Efendi. Elinden her iş gelir. Ben kefilim. Hatice ablam da zaten torununa bakacak elbet. Zülel çekip çevirir sizi. Ben kızımızı iş görsün, ortalığı çekip çevirsin diye istemiyorum. Okusun, mektebe gitsin diye götürmek istiyorum. Bizim Zülay okuyacak ha? Ben sana açıkça söyleyeyim. Kızımı İstanbul'lara gönderip okutacak canım yok Rıza abi. Bak Cengiz, senin kızın okumak istiyor. Benim kızım okudu. Hem de başında benim gibi bir baba varken. Senin kızın okuyacak. Hem de onu ben okutacağım. Ve senden hiçbir şey beklemiyorum. Rıza abi, senin dershane paralarından haberin var mı? Ben bu gönül borcuyla ne kadar rahat yaşayabilirim sonra? Bu borç benim borcum. Ben kızımı okutacağım diyen karıma ve okumak isterken inim inim inlettiğim kızıma borcum. Zehra'nın sütüyle büyüdü senin kızın. Senin kızın benim kızım. Hadi hadi, siz de kafamı şişirdiniz. Çıkın dışarıda oynayayım biraz. Çıkın hadi. Cama yapışmış bayram ediyorsun değil mi? Bak kendini yırttın. Sonunda oldu işte. Sanki okumaya niyetin varmış gibi. Sanki liseyi bitireli 3 yıl olmamış gibi. Hadi hadi. Kurtuluyorsun köyden, yutturdun numaranı. Eteklerin zil çalsın. İstanbul'a yolcusun. Thank you.
Bu da eskimez adetim işte. Toprağa ayağımı basarım, babama selam durmaya giderim. Bazı gelenekler tek kişiliktir. Babam düşmanını acımaktan kork derdi. Hayat, karşıma acımaktan başka bir şey yapamayacağım bir düşman koymuş. Sana bakarken baba sözü tutamıyorum Sarraf. Sen de haklısın. O gitti ya. Şimdi ne yapsam yarısı boşa gider. O Emir'di değil mi? O eski bir düşmandan geri kalan. Boşa döküyorsun o suyu, boşa. İstanbul'a kavuştu bir kere. Bir daha geri dönmeyecek. Onda geri dönecek göz var mı? Abi hoş geldin. Hoş bulduk Kamil. Abi bir mesele vardı da. Seni ilk günden işe kaptıracağımı söyleme sakın. Hanımefendiyi duydun. Abi bu pek iş sayılmaz. Sen gidip biraz dinlen hadi. Beni fazla bekletme. Öt bakalım Kamil. Sorun nedir? Thank you.
civcivler. Mani mani. Ali Muzirup. Mani mani. Mani mani para. Güne komfort mu? Mani diyorum sana mani. No no. Mani. Ne bakıyorsun lan? Film mi oynuyoruz? Bak eğer film oynatıyorsak öyle bedava olmaz. Para vereceksin. Ne oluyor lan orada? Top atmasın lan ne işte? Kime diyorum? Dursana! Bir dakika ya. Sen dün yangındaki adam değil misin? Gece kahramanlık yapıp gündüz serseri mi oluyorsun sen? Hı? Kimliğini görelim. İşine bak. İşime bakıyorum zaten. Polis. Gidip polis kardeşimizi bulacaksın. Babasının istediği gibi ona bu mektuptan bahsetmeyeceksin. Babasının onu bana emanet ettiğini asla bilmeyecek. Ölüm haberini aldık, kendiliğimizden geldik sanacak. Peki abi. Can kardeş babasının son arzusunu bilmeyecek. Canım İstanbul'a tayin oldu. Polis çıktı diyor, baksana. Polis. Polismiş. Yavuz Sancaktar'a polis evlat emanet etmek. Allah'ın bir şakası olsa gerek. O şakayı bize baba yadigarımız yaptıysa, o şaka bizim alın yazımızdır. Gidin bulun yadigar canı. Getirin, oturup konuşalım. Bilsin ki İstanbul'da bir başına değildir. Bundan böyle Yavuz abisinin kanatları altındadır. Peki abi.
Arkadaş biraz kavgacı, kimliği yok, konuşmuyor. Parmak izine kaldık, ellerinden öper. Hoş geldin Emir Sarrafoğlu. Nerelerdeydin ya? Üç gündür gözükmüyordun. Özlettin vallahi kendini. Tanıyor musun? Yeni vukuatı ne? Kavga mı? Bir dakika ya, nereye gidiyor? İfadesi alınmıyor mu? Tutanak tutmayacak mısınız? Ne tutanağı ya? Ne ifadesi? Anlatmaz. Ne yapsan da anlatmaz. Senden eskidir buralarda. O üç gündür uğramıyordu. Sen de üç gün önce geldin. Gözün alışır yani. Üç aydır kadrolu misafirimiz kendisi. Huyunu suyunu iyi biliriz. Neyse, kolay gelsin sana. Bu yakışıklılığa nasıl da yazık oluyor. İyi günler. Ümran Hanım ne oluyor? Ben gidiyorum Koray Bey. Bu hanımefendiye bir dakika daha dayanamam. Hatice Hanım, yeni dadımızla tanışmışsınız. Ümran Hanım lütfen bir dakika. Bakın bu hanım burada yaşamıyor. Dolayısıyla size karışamaz. Eğer siz bana ne olduğunu anlatırsanız. Koray Bey, siz çok iyi bir insansınız ama ben bu hanımla... Yok, kusura bakmayın. Ben sizi boşuna meşgul etmeyeyim. İyi günler. Gel baba, gel yürüsün. Gel yavrum, gel. Gel hele bakalım. Gel, çıkaralım bunu, gel. Gel. Kaan. Hadi oğlum adını uç bakalım. Özer anneyle biraz konuşacağız. Hüseyin, yavrum. Hadi git odana. Annenle de birazdan gelecek, masal anlatacak sana. Sonunda çocuğu adını da şaşırttınız. İşte ben bu yüzden bu çocuğu sizinle yalnız bırakmak istemiyorum. İnadına mı yapıyorsunuz Hatice Hanım? Bakın bu evde Hüseyin diye biri yaşamıyor. Kaan onun adı, Kaan. Ben Hüseyin'e alışmışım. Hüseyin deyince çocuk da bakıyor. Ben ne yapabilirim? Bakın benim oğlumun adı Kaan. Ve ona siz değil, profesyonel bir bakıcı bakacak. Ya bugün döndünüz ve döndüğünüz gibi bunu da gönderdiniz. Ya oğlum, kaçana dur diyecek halimiz yok bizim. Bak çocuğum, bizim oralarda bir lakırdı vardır. El eline eşeğini türkü çığırarak ararmış. Ha tabii böyle yalnız iken çocuğa gözünün ucuyla bakması kolaydı. Tabii ben gelince ne oldu bile canıyla kanıyla bakması lazım geldi. Ne yaptı? Zoruna gitti, kaçtı. Olmaz. Bakın böyle olmaz Hatice Hanım. Benim bir bakıcıya ihtiyacım var, farkındasınız değil mi siz? Bu kaçıncı ya? Şirketler artık bize dadı göndermiyorlar. Oğlum bak, sen benim dediğime gelmiyor musun? Ha? Ben zaten taze annesiyle konuştum. Gülsüm de istemiyor bakıcı. Anne sen bak diyor. Torunuma en iyisinin annenesini bakmasıdır yavrum. Ben Gülsüm'le de sizinle de bu konuyu defalarca konuştum Hatice Hanım. Ben buraya taşındım. Siz aşağıdasınız, ben yukarıdayım. Bundan fazlası olmayacak. Madem öyle, tabii benim için en mühim şey Hüseyin'in rahat etmesidir, mutluluğudur. Ben şunu Hüseyin'e çıkarayım, çok seviyor çocuk bunlar. Hüseyin! Merhaba. Merhaba. Ben Can Sertel'e bakmıştım ama. Tabii, şu en son dipteki masada. Buyurun, kime bakmıştınız? Ben Can Sertel'e bakmıştım ama. Bakıyorsunuz zaten hala. Can Sertel benim. Sen yani... Ben yani işte Can Bey olmuyorum da Can Hanım alıyorum o şekilde.
Ben sizi Yavuz Bey'e götürmeye gelmiştim de. Yavuz Bey. Yavuz Sancaktar. Size selamını getirdim. Sizi bekler. Çok bekler. Sen de çok bekleme bence. Ben tanımadığım insanların selamını almam. Yavuz Sancaktar diye birini de tanımıyorum. O yüzden görev başındaki memuru meşgul etmek. Peki, sağ olun. Sen hiç merak etme kızım. He? Yok. Kızım ben daha gelir gelmez ayağımı tozuyla kadın sepetliği verdim. Ya benim adım Hatice ise bu eve el kadını giremez yavrum. Koray nasıl anne? Sordun mu beni? Ah tabii yavrum sormaz olur mu? İşte o da çalışıyor içeride ha kapandı odasına. Bak kızım sen kendini hiç sıkma yavrum. Siz boşanmış olsanız bile. Sizin aranızda Hüseyin gibi bir halat ver yavrum. Siz kopamazsın sizi birbirinize bağlar o. Ha hiç merak etme olur mu güzel kızım sen? Tatlı ya. Ah yemeğini bile yiyememiş. Canım ya. Ay. Yazık. Ne oluyor burada? İşinize bir pardon diyebilirsin değil mi? Zor değil. Pardon. Yine bekleriz diyemeyeceğim. Emir, dur, dur. Oğlum bak, polisler bile artık benim halime acıyorlar. Seni buraya getirdikleri zaman bana haber veriyorlar. Emir, sen de bana acı birazcık, ne olursun oğlum. Emir. Emir, nereye gidiyorsun? Yine mi mezarlığa? Tatil bitti tabii. Değil mi? Tatilden daha iyi bir geceydi ama. Bak. Gözüm Kamil'i bile görmedi. Ama kapının önünde yattığına eminim. Kamil iyidir. Haberci kuştur. Bakalım gagasında ne var? Ha, şu polis akraba meselesi. Akraba değil. Yadigar meselesi. Abi günaydın. Abi ya dün şu meseleyle ilgili haber veremedim de. Dur bakalım Kamil. Yadigarımız nerede? Abi ben Yavuz Sancaktar diye birini tanımam dedi. Gelmedi. Onunla hiç işim olmaz dedi. Ah ne kabalık. Kabalıksa bizimki de kabalık. Baba yaramızın emanetini tanımadan etmeden ayağımıza çağırdık. Yakışık almadı abi. Bize yakışmadı. Abi bir de şey meselesi var. Yadigar meselesiyle bizzat ben ilgilenirim Kamil. Sen yukarıdakileri görün. Bir karın ağrıları var mı öğren bakalım. Ama Yavuz biz bugün... Bugünü kendine ayırabilirsin. Şoföre söyle hazır olsun. Hanımefendi gezmek isteyebilir.
Kolay gelsin. Can Sertar'a bakmıştım. Ne yapacaksın? Hal hatır soracağım. Soramazsın. Pardon? Can yok. Gitmiş. Kolay gelsin. Can Sertar'ı nerede bulabilirim? Can Sertar tam arkanızda. Yok canım. Ne deniyor senin gibi isimlere? Unisex mi? Sancaktar. Selamımızı kabul etmemişsin. Bir de elimizle getirelim dedik. Hı, kaç kişisiniz? Anlamadım. Çoğul konuşuyorsun, elimizle falan getirelim. Hani diyorum ki kaç kişisiniz? Beni çetecilikle mi suçluyorsun? Evet, suçlayacak olsam zorlanacağımı sanmıyorum. Hayatımda tek bir suç işledim. Onun da cezasını ödedim. Bu yüzden babanın son zamanlarında yanında olamadım. Biz babamın yanındaydık ailesi olarak. Sana ihtiyacımız yoktu, rahat ol. Sen benden hoşlanmıyorsun. Seni tanımıyorum. Bak, çok güzel söyledin. Bence de önce beni tanımaya çalışıp ondan sonra karar vermen daha adil olur. Adalet kelimesi ağzına yakışmıyor. Benim zamanımı alma. Benden ne istediğini biliyorum. Habercim midir nedir ona da söyledim. Sana da daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Pis işlerden para kazanan ikinci sınıf mafya bozumuş. Biliyor musun? Ben hep polis olmak istedim. Çünkü babam beni öyle yetiştirdi. Sizin yanınızda geçirdiği kirli yılların günahını çıkarmak için. Babam diyetini ödedi. Bir daha karşıma çıkma. Ya Mehmet, daha gelmediler diyorum. Onlar gelince ben sana haber vereceğim, söz. Merak etme. Ya herhalde baban gelirken bir mezarlığa falan uğramak istedi. Ah, kıyamam ben kocama. Sesin düştü hemen. Türkmenistan nasıl? Yani bu aralar iznin falan yok mu? Ben seni çok özledim ama. Tamam Mehmet, merak etme. Ya Rıza babam beni eve aldı ya. Ben bundan sonra ona gözüm gibi bakarım. Senin için rahat etsin. Tamam canım. Hey gidi günler, hey. Ya kim derdi ki şu küçücük kapıcı dairesine bunca macera, bunca acısız. Ya kim derdi ki bu evin istenmeyen gelini şimdi evin tek hanımı olsun. Ama ben de ne diyorsun? Ya ola ola şu küçücük kapıcı dairesinin hanımı oldum. Ya Zehra Hanım? Senin şu dört duvarın sonunda bana kaldı. Ya sen Feriha? Yani masallardaki gibi bir aşk yaşadın ama senin masalın mutsuz bitti işte. Ne diyeyim? Yani bu dünyada hiç rahat etmedin. İnşallah öbür tarafta iyisindir. Babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Ömer. Ay baba, bu çocuk her geçen gün biraz daha mı büyümüş? Maşallah. Geç. Gel kızım. Geç içeri. Burası artık senin evin. Thank you.
Zülay ben. Zehra'nın süt kızıyım. Merhaba. Seher, odayı hazırla. Kızımızı odaya yerleştir. Bundan sonra seninle kalacak. Hadi bakayım. Ya. Peki babacığım. Buyurun şu oda. Rıza baban da böyle pek az konuşur. Yani hiç senin geleceğinden bahsetmedi. Hani bilsen bir hazırlık falan yapardım. Neyse birkaç gün idare ederiz artık. Sahi sen kaç gün kalacaksın bizimle? Yani kaç gün misafir edeceğiz seni? Ben misafir değilim. Kalıcıyım. Kalıcı mı? O nasıl oluyor? Üniversiteye hazırlanacağım ben. Dershaneye gideceğim. Rıza baba beni burada okutacak. Ben artık buradayım. Bu ayna yukarıdan gelme. Yani eskiden herhalde güzel bir şeymiş de ben geldiğimden beri böyle kırık dökük, lekeli. Ama tabii bakınca insan yine de kendini görüyor. Feriha pek severdi bunu. Sen de sevdin herhalde, ha? Buna alışmak zor olacak. Bu bebek de yukarıdan gelme. Feriha bunu pek severdi. Böyle hep saklardı yazık. Bu arada Seher ben. Ya yani Mehmet'in karısıyım. Ya yani adım Seher. Ama tabii sen istersen bana yenge de diyebilirsin. Biliyorum. Yeni geldim ama ben hepinizi tanıyorum. Apartmana adım bile atmak o kadar tuhaf ki. Buraya girmek zor. Eski günler.
Feriha. Feriha'nın yanındaki Emir. Feriha'nın yanındaki Emir. Emir olan Emir. Sadece 3 ay geçti. Ben onun acısına, yasına sahip çıkmasına ne diyebilirim ki? Ama oğlum sanki gözlerimin önünde yaşayan bir ölüye döndü. Koray. Emir sanki yaşamıyor. Sanki öleyim de kurtulayım der gibi. Benim oğlum insanlıktan çıktı. Benim oğlum yaşamıyor. Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bugün karakoldan aradılar. Yine başını belaya sokmuş. Yas böyle mi tutulur? Her an ondan kötü bir haber alacakmışım gibi yüreğim ağzımda yaşıyorum. Sanki öleyim de kurtulayım der gibi. Emir yas tutmuyor. Ölümü çağırıyor. Ölümü çağırıyor çünkü ölüm onun için Feriha'ya kavuşmak demek. Feriha Emir'in hayatıydı değil mi? Emir hayatını kaybetti. Kaybedecek başka hiçbir şeyi kalmadı. İçi boş bir bedenden başka. Hayır, oğlumun boş bir beden olduğunu kabul edemem. Oğlum için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ah kızlar, bir duyacaktınız. Vallahi bir insan içine işliyor biliyor musun? Tüylerim bütün diken diken oldu. Ölüme gidiyorum. Ölümü çağırıyorum demiş. Ölüncük tabi feryasına kavuşacak ya yavrum. Ay çok romantik ya. Allah'ım sen bize sabır ver yarabbim. Allah hepimize sabır versin güzel Allah'ım, büyük Allah'ım. İçi yanıyormuş çocuğun, ciğeri yanıyor. Hepimizin yanıyordu bu ölecek kadar yavrum. Allah'ım bu garibana sabır ver yarabbim. İçini soğut Allah'ım. Ay koskoca Emir Sarrafoğlu. Ya bu hayatında da zaten çocuğu bir garip ediyordu. Şimdi iyice pert etti. Kızım sen de hoş geldin yavrum. Valla ne yalan söyleyeyim. Abimden hiç ben böyle bir şey beklemezdim. Hani bu zamanda çocuk okutmak kolay bir şey değil. Ama iyi olmuş kızım. İş için biri lazım. Malum benim bir elim yok orada. Tek ellerinde insan ne kadar işe yarışacak. Haydi bakalım. İyi geceler. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Bakalım. Çok mu seviyorlardı? Çok. Ya onların aşkı dillere destandı. Yani şimdi bu evin, bu apartmanın dili olsa da anlatsa. Hani böyle derler ya, 1000 yılda bir gelen aşk. E tabii işte yani kavuşunca yalan, kavuşmayınca efsane olur derler ya. Ne yapacaksın, onları da ölüm ayırdı. Ne şanslıymış Feriha. Şanslı mı? Süt kız senin kafa kaymak tuttu herhalde. Ay o kız gencecik yaşında yerin 7 kat dibinde. Bu mu şans? Böylesi aşk herkese nasip olmaz. Anladım ben seni. Canım, ya şu benim yanlarım biraz ağrıyor da. Sen buraya geçiver, ben orada yatayım. Şimdi aslında ilk gün diye ben seni burada yatırmazdım ama kusura bakmayacağım. İyi geceler. İyi geceler. Müzik.
Günaydın. Günaydın. Ah, hoş geldin babacığım. Günaydın, alayım. Günaydın. Kızcağız daha kalkmadı mı? Yok, uyuyor abi. Abi dün hani yol yorgunuydun, öyle pek soramadım. Şimdi bu kız hep bizde mi kalacak burada? O kızcağız bundan sonra bu evin kızıdır Hatice. Tabii sen öyle diyorsan abi. Zaten Zehra'nın sütü vardır kızın damağında da. Kim var da kız yavrum? Abi hani bizim gücümüz yeter mi? Yarın bir gün bu kız okula gidecek. Hani dershane parası, üniversite parası. Ben ölene dek gücümüz yetecektir Hatice. Ben gideyim kızı kaldırayım bari. Yo kaldırma. Bırak uyusun. Yol yorgunu garibim. Ay yazık. Yerini yatağını yadırgamış diyeceğim ama pek de hevesliydi odaya. Bunun inşallah böyle öğlenlere kadar uyumak adeti değildir. Sana mı düştü tasası ha? Ben o kızı dershaneye yazdıracağım. Ders çalışacak. Mektebe gidecek. Bundan sonra böyle yaşayacak. O kızın bu evdeki tek vazifesi bu. Bunu bilin ve hiçbir şey beklemeyin. Anlaşıldı mı? Oh maşallah ya. Var ya, ekmek elden su gölden olduğu yetmiyormuş gibi. Ha bir de iş değmeyecek mi süt kızımızın eline? Şişt, bana bak. Kalk git dürt şunu. Öyle koydan gelmiş kızın eli işe değmezden olur muymuş? Bak ya. Dürteyim de şimdiden alıştır değil mi kızı? Sen ne uyanıksın ya. Tabii damadının yanına yerleşince evde iş yapacak biri lazım değil mi? Öyle. senin Gülsüm tabii kocasından boşanınca sen bu köylü kadın imajına yine geri döndün ama artık eskisi kadar işlere koşturamıyorsun değil mi Hatice Hanım? Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş Seher Hanım. Vallahi benden de bir yere kadar Hatice Hanım. Uykucu. Günaydın. Oo, birileri bakıyorum. Masal okuyarak uyumuş ha? Gözüme takıldı da. Bana da zaten senin bir dün geceden aklın takılmış gibi geldi. Rıza baba çıktı mı? Nasıl? Çok heyecanlı değil mi hepsi? Okudun mu hepsini? Sen gerçi ezberlemişsindir o masalı zaten. Bizim Feriha'nın masalı sizin köyde pek bir popüler olmuştur. Bana bak, seher misin nesin? Ben sadece masaldaki prensi değil, kötü cadıları da ezberleyip geldim. Senin ne mal olduğunu iyi biliyorum. Zehra'nın bütün yaptıklarını anlattı bana. Sana bir diyeceğim var. Beni Feriha sanma. Ben Feriha değilim. Günaydın. Hadi kızım. Al bardağını da kendine bir çay dök bak. Süt kız dedik, ezik mezik dedik, elim aşalı çıktı. Nasıl? İyi uyudun mu? Uyudum Rıza baba. Ay şu apartmanın mantolamasını bitiremediler gitti. Ha bir de pislik içinde bırakmıyorlar mı? Kolay iş değil kızım. Hayırlısıyla geç olsun da güç olmasın. Aa! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ay vallahi de o, billahi de o. Kim ki? Ay can, şuna bak. Ay sokak köpeği gibi garibim. Sokak köpeği değil. Yaralı kurt gibi.
İnerler bazen köye. Hemen silah sıkar korucular. Evlere kadar inemesinler diye. Yaralanıp kaçıverirler. Ama geldikleri yere dönmezler. İlle dolanırlar etrafta uzaktan uzaktan. İşte böyle. Aynı böyle. Can çekişir gibi. Nereye gideceğini bilmez gibi. Acı. Akıyor değil mi üzerinden? Çekilin pencerenin önünden. Ne o öyle film seyreder gibi? Ya babacığım bir şey yapmayalım yani. Baksana yazık çocuğa. Çekilin çekilin. Kapa perdeleri. Kapa. Çek. Hadi kartalım çıkalım. Emir Park'ta haberin olsun. Kaan hadi. Sema Hanım, şununla ilgilenebilir misin lütfen? Teşekkürler. Kimim lan ben? He? Kardeşim ben senin. Kore'yim lan ben. Sana yardım etmeye çalışan adam senin kardeşin. Bu öbür çocuk şey mi? Emir'in kankası. Bizim Hatice Alan'ın da ex damadı. Gülsüm doğuya gidip kafayı tırlatınca bu tabii. Ya Gülsüm öğretmen olduğu için doğuya yolladılar da. E çocuk da tabii malum babaya kaldı. Baba da Hatice Alay'la anlaşamıyor. Mesela bugün sen gelme, ben çocuğu işe götüreceğim demiş. Ben bakın, bırakın dedikoduyu. Abimin tepesini tasını attıracaksınız. Hadi. Hadi 2 dakika konuşalım. Kimse istemiyorum.
Peki kardeşim. Kurt. Yaralı bir kurt gibi. Sen de her gün kuaföre gelmeye iyice alıştın ha. İşimiz moda olunca imaj gerekiyor bir yerde. Presentable görüntü meselesi. Senin hem işin hem okulun var. Ben ne yapacağım Lara ya? Bu okul sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Abartma ya, sen kendi böyle bunaltıp salıyorsun ya. En sonunda seni kuaföre alıştıracağım. Okuluna da yakın zaten. Ya kendine bak biraz. Çok saldın, çok. Ne oluyor ya burada? Ne olduğu çok açık değil mi Elçin? Buyur. Sağ olasın, ellerine sağlık. Afiyet olsun. İnandırdığımız gibi. Başından beri bizi yolluyorlarmış. Alıştın mı kız bizim buralara? Alışmam mı abla? Alıştım tabii. Rahata kolay alışıyor insan ya. O damla akan gece konduktan sonra kalkıp burada İstanbul'un en lüks yerindeki kapıcı dairesine mi alışamayacağım? Güney tamam. Allah Gülfü'den abladan razı olsun. Vallahi kendi giderken bismillah dedi, bizi koydu buraya gitti. Ne kadar özledim biliyor musun? Vallahi burnumun direği sızlıyor. Ben de varacaktım köye de kızın arkasından gitmeseydim. Ama iyi de olmuş gitmediğim. Ha vallahi böyle ilk sen sinir keserdim abim böyle özürler yanına katıp gelince. Vallahi bu saatten sonra Rıza abinin işine pek akıl sır ermez. Hani biz memlekete gider diye düşündüydük ama. Ömer, yavrum. Ay sen ne kadar büyümüşsün maşallah sana, maşallah. Maşallah sana 41 kere yavrum benim. Sen beni hatırladın mı? Ben Gülfiden ablanın eltisiyim. Seni şu kadarcıktan tanıyorum ben. Ne kadar büyük. Ya komşum işte böyle arkasından bakar kalırsın. Vah vah. Daha iyileşmedi demek he. Gülfiden abla köydeyken bunalıyordu, ondan böyle heyheyleniyor diyordu. Yok, demek ki iyileşmemiş. Ya. Vah yavrum vah. Merhaba. Merhaba. Manikür yaptıracağım. Buyurun. Yemin ediyorum onu daha önce hiç burada görmemiştim. Aa, hayret. Kendini açmışsın. Kuaföre gelmişsin. Sen de hala buraya gelebildiğine göre... Kendini zengin birinin kucağına atmışsın bile. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum Cansu. Herhalde beni iyi gördüğünü söylemeye çalıştın. Dedikodular doğru değil mi? Yavuz Sancaktar'ın kapatması olduğun için ortalardan kayboldun. Hayat böyle işte. Bazıları yaşıyor, bazıları onların yaşadıklarını konuşuyor. Sen yaşadığın her şeyi üzerinde taşıyorsun Salem Hanım. İstediğin kadar pahalı görünmeye çalış. Ama ben senin ne kadar ucuz olduğunu biliyorum. Cansu! Üvey kızımdı. Kıskançlık eskiden beri yiyip bitirir onu. Bu aralar benim oğlum çok popüler galiba. Kiminle yazışıyorsun? Pelin'le mi, Yonca'yla mı? Anne, iyiymiş gibi yapmayı ne zaman bırakacaksın? Ya da gerçekten benimle ilgileniyormuş gibi yapmayı? Seninle ilgileniyormuş gibi yapmak mı? Tamam, bir şey demedim. Hayır, bir şey dedin Can'cığım. Hem de çok önemli bir şey dedin. Bak biliyorsun bu aralar abinin... Evet. Abimin her zamankinden daha çok ilgiye ihtiyacı var. Kendisine kadar kabul etmek istemese de. Sana ergenlik tribi falan atmıyorum anneciğim. Ya ben de onu çok özledim. Ben de onu görmek istiyorum. Sen benim anlayışlı oğlumsun. Abini bugün görmeye gideceğiz. Ev sahibiyle görüştüm. Abinin durumunu anlattım. Bize yedek anahtarı verecek. Demek sürpriz yapacağız. İleride durabilir miyiz? Tabii ki efendim.
Bak şimdi, şoför seni buradan alacak. Benim birkaç işim var. Sonra buluşup abine sürpriz yapmaya gideceğiz. Anlaştık. Tamam. Tamam. Biz Ünal Bey'in evine gideceğiz. Peki efendim. Geliyor bizimki. Bitirene kadar taşıyor durur. Hadi gel oturalım biz de. Geldi ya. Vallahi haşatın çıkmıştı, yorulmuştum ya. Efendim, önümüzdeki tabloyu biliyorsunuz. Söylesene lan. Koskoca Ünal Sarrafoğlu battı batacak hale geldi desene bana. Muhasebecinle yanında olduğuna göre son zamanlarda hakkında duyduklarım doğruymuş. Eski şaşalı hayatın toz duman oldu, öyle mi? Şampanyanı şimdi mi çıkartayım? Yoksa artık nefret bile etmediğin eski kocanın batışını gidip evinde mi kutlamak istersin Aysun, ha? Seni hiçbir yenilgini zafer saymayacak kadar geride bıraktım. 3 aydır yüzünü görmüyorum. Sesini duymuyorum. Şimdi buraya seni açtım, geride bıraktım demek için mi geldin Aysun? Hala sadece kendini düşünüyorsun sen, değil mi? Ha? Sadece sen varsın. Bir sor bakalım bana. 3 ay sonra buraya neden, kimin için gelmiş olabilirim? Emir'le ilgili yeni bir gelişme mi var? Sen oğlunu en son ne zaman gördün? Onu görmek mümkünmüş gibi. Adam telefon kullanmıyor. O içine girdiği ucube evin kapısını aralamıyor bile. Ne yapsaydım Aysun, ha? Gidip çilingir çağırıp içeri girip acını paylaşmaya geldim. Oğlum mu deseydim? Ben yapacağım ya. Oğlumu hayata geri döndürmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Tek başıma olsam da. Sen de o Kıbrıs'ta geçirdiğin zamanından biraz çalıp oğlunu ayırırsan belki bir işe yarar. Hadi kaçtım ben çarşıya. Bir istediğin var mı? Bana bak. Öyle 9 kapının ipini çekip de geç kalma, tamam mı? Akşam yemeğini üstüme yıkma, ben yukarı çıkacağım. Tamam, merak etme. Görüşürüz. Hı. Ah babacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben bir çarşıya gidiyorum, isteğiniz var mı? Yok yok yok. Tamam. Hoş gelmişsin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hatice abla, Rıza babam bana neler aldı. Dershaneden dönüşte mağaza mağaza dolaştırdı beni. Bak. Hey, üzerinde paralansın, dünyayı almışsınız. Canım, birkaç parça üst baş işte. Ne lazımsa onu aldık. Arkadaşlarına mahcup edecek değiliz herhalde. Teşekkür ederim Rıza babam.
Abi. Sen bu kızı çok şımartmıyor musun? Hem de bu kadar masraf. Yani abi dün bir, bugün iki. Bak dün götürdün dershaneye kaydettirdin. Bugün mağaza mağaza dolaşmışsın. Ya o aldıkların zaten biraz fazla açık değil mi? Yani öyle köylü kızına göre mi? Yani senin huyunu suyunu bilmesem kam yemeyeceğim abi. Hatice. Benim kızım şu odaya, kendi odasına böyle gülerek giremedi. Allah şefkatin üstünden eksik etmesin diye her gün, her gece dua ediyorum abicim ah kuzuma da. O nasıl laf öyle hiç gülmedi diye. Bir gün olsun babam diye yanağımdan öpüp şu kapıdan çıkmadı. Sırf benim. Benim yüzümden. Hı? Ben izin vermedim. Ben yavrumun yüzüme konduracağı öpücükten bile korktum. Yüzünü güldüremedim. Benim yavrum Feriha'm bana emanetti. Hepimizin yavrusu Allah'tan emanet değil midir Hatice? Ama ben Allah'ın emanetine layıkıyla bakamadım. Çok kabahat. Çok kabahat işledim Feriha'ma karşı. Çok hata yaptım. Şimdi Allah bana bir fırsat verdi Hatice. Sen sana verdiğim emaneti bakamadın. Çok günaha girdin. Şimdi al bu emaneti, günahını temizle diyor bana. Yapma Kaan, evladım yapma. Of be Kaan. Gördün mü bak babanın halini şimdi? He? Damla arabayı servise bırakacak günü bulmuşuz. Bu saatte takside bulunmaz ki ya. Bak. Gel. Aa. Gel. Etiler. Hayda. Panik yok. Duraktan bir başka taksi anons edebilir misiniz? Bu saatte taksi bulamazsınız. Yüzüme kibarlık edip arkamdan küfür edeceğinizi, şuradan Etiler'e çıkıp Beşiktaş'a devam edelim. İyi peki tamam. Thank you.
Her gün Feriha'ya gidiyor değil mi? Can'cığım, ben biraz buraları toparlayayım. Emir, Can seni görmeyi gerçekten çok istedi. Geçen geldiğimde ev sahibinden yedek anahtarı aldım. Dışarı dedim. Abi, ben gitmek istemiyorum. Ben seni çok özledim. Biz seni çok özledik. Biraz konuşmak, seni görmek için geldik. Gidin dedim. Abin haklı. Öyle çok emrivaki oldu. Anne! Yok öyle bir şey. Görmüyor musun? Hiçbir zaman bizi çağırmayacak. Bizi istemeyecek. Bizimle konuşmayacak. Burada ölü gibi yaşamaya devam edecek. Kendini kandırma artık anne. Baksana oğluna. Bu mu senin oğlun? Benim abim bu mu? Can. Sen karını kaybettin diye bizi de mi kaybetmek zorundasın? Annem oğlunu, ben abimi kaybetmek zorunda mıyım? Can yeter. Yetmez anne, yetmez. Feriha öldü. O artık yok. Ne bizden kaçman, ne de burada saklanman. Hiçbir şey onu artık sana geri getiremez. Hemen abinden özür dile. Ben artık kimsenin oğlu, kimsenin abisi değilim. Anladınız mı beni? Benim kaybedecek kimsem yok. Kimse de beni kaybetmeyecek. Çıkın gidin şimdi. Çık! Benim hatam. Benim hatam. Böyle olacağını bilmeliydim. Kaan, yapma oğlum, bir şey yapmaya çalışıyorum. Lütfen babası. Kaan, lütfen. Kaan, dökülecek kahve. Yapma oğlum, lütfen. Al oğlum. Al bunu oyna. Tamam? Onu başınızdan sağmak için elle oynamaması gereken bir şey tutuşturuyorsunuz. Pardon? Yani birkaç saniye uğraşıp neden oynamaması gerektiğini anlatmanız çok önemli. Ciddi misiniz sizce? Anaokulu öğretmenliği mezunuyum. Pedagoji eğitimi de aldım. Boş konuşmuyorum yani. O zaman şöyle yapalım. Bu dolu muhabbeti anaokulundaki velilerle yaparsanız bence çok iyi olur. Henüz iş bulamadım ama bu dediğinizi aklımda tutarım. Hı hı. Gördüğünüz gibi işe de yaramıyor zaten. Sağda inebilir miyim lütfen? Çok teşekkürler. Size de. Hey küçük adam. Bence sen koşu yarışında babanı geçebilirsin. Hadi bakalım. Kaan. Kartalım. Gel. Aferin şampiyon. Kaan, anahtar nerede? Benim. Sen de değil mi oğlum? Ne yapacağız şimdi babacığım?
mevkiine. Evet, dinliyoruz. Kuledibi mevkiinde bu saat var. İntikal anlaşıldı, seyir alıyoruz. Sus, canımı sıkma. Dur. Vur. Sus biraz. Vurup durma bana. Yeter. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Git şuraya. Ne var? Dokunmayacaksın bir arkadan. Gelsene lan. Gelsene, konuşsana hadi. Ha? Ah. Ne oluyor ya? Gelsene onu. Sakin ol lan. Ne oluyor ya? Ay, yapmayın. Gelsene lan. Hadi. Yapmayın. Kes lan hadi. Bırak elini kere. Ben bırakıyorum da manyak herif bırakmıyor ki elimi. Bıraksana, ne yapıyorsun? Kesmezsen adam değilsin. Emir, sakin ol. Siz ikiniz bizimle geliyorsunuz. Geliyorum tabii. Şikayetçiyim. Evime girdi birden. Karını dövdüğün için geliyorsun sen. Yok, iftira atıyorlar. Yok öyle bir şey. O bana bir şey yapmadı ki. Olur böyle karı koca arasında. Üstteki yaşlılar şikayet ediyor bizi, değil mi? Hı, gözündeki de mi iftira senin? Hı? Türkiye klasiği değil mi? Dayak ye sus. Hakkını niye korumuyorsun? Yazık. Şikayetçi olacaksan emniyete gel. Sosyete özlemiştik ya. Bela mı seni buluyor, sen mi belayı çağırıyorsun? Hı? Haklıyken haksız durumuna düştüğünün farkındasın değil mi? O dayakçı şerefsiz şu an senden şikayetçi olabilir ama karısı ondan şikayetçi olmayacak. Nefes alıyor musun sen? Arkadaş pek konuşkan değildir. Ama merak etme, zamanla alışırsın. Bütün ekiplerin dikkatine sertanede silahlı soygun. Devriye 256, çok yakınız, gidiyoruz. Can, yanımızda şüpheli var, saçmalama. Tamam, yürü, gidiyoruz. Ya tamam, gidiyoruz da bu adamı neremize koyacağız? Yürüsene, gidiyoruz. Allah Allah. Sadece dur, başını bana kaldırma. Durun, teslim olun, polis! Thank you.
görüşeceğiz. Sen ne yaptığını sanıyorsun Can? Nasıl bir tedbirsizlik, nasıl bir emre itaatsizlik bu? Tek başına yanındaki şüphelinin de hayatını tehlikeye atarak çatışmaya giriyorsun. Disiplin suçu bu. Seninle görüşeceğiz. Can Serter. Sert. Ama er değil. Şaşırıyorsun tabii. Adı Can. Üstelik polis. Erkek bekliyor insan. Atom karınca gibi bir kız çıkıyor. Atom karınca mı? Boşver. Uzun zamandır bir kadından böyle posta yememiştim. Şeyden beri mi abi? Ece'den beri. Bana Ece'yi hatırlatıyor. Aynı dik başlılık. Aynı dobralık. Ama bu sefer gerçek masumiyet. İhtiyar Sarrafoğlu Kıbrıs defterini kapamış. Ama kumar defterini kapayamamış. Moruk sana oynadığını biliyor mu acaba? Bilmiyorsa elbet öğrenme zamanı gelir. Durumu pek iyi değil galiba. Eski dostumuza bir güzellik yaparız desem. İnanır mısın? Pek inanmam. Beni iyi tanıyorsun Kamil. Serseri yüzünden disiplin cezası alacaktık ya. Serseri yüzünden değil Can. Senin hırsın benim de dikkatsizliğim yüzünden oldu. Hırs mı? Yanımızda şüpheli varken destek ekip beklemeden çatışmaya giriyoruz Can. Biz buna kısaca hırs diyoruz. Ben de buna kısaca iş aşkı diyorum. O zaman aşkın senin gözünü kör etti. Benim de basiretim bağlandı diyelim, olur mu? Bak, çıkmış gitmiş ruh hastası. Çıkmış. Ya o değil de herif çatışmanın ortasına tın tın yürüdü ya. Tesadüf değil. Ne? Çatışmanın ortasında yürüyor. Yangına giriyor. Çocuğu kurtarıp içeri geri giriyor. Kendini dövdürüyor. Dayakçı herifi dövüyor. Boğazına şişe dayıyor. Ölmek istiyor. Thank you.
Bana ne iyi bakıyorsun sen öyle? Seninle ilgili hiçbir şeyi başkasına bırakamam. Afiyet olsun abi. Gel. Yok abi sağ ol, ben yaptım o işi. Abi bir mesele var yalnız. Söyle. Dün akşam onun mıntıkasında bir olay çıkmış. Ama zarar ziyan yok. Yürü bakalım Kamil. Birkaç telefon açalım. Bir mıntıka temizliği ister bu iş. Ama Yavuz... Sen keyfine bak, hemen gelirim. Bizim sosyete ne zaman gelecek acaba? Oo, birilerinin gözleri yollarda kalmış herhalde. Yalnız elimizde taze bitti sosyete. Ya ben sizi anlamıyorum. Şimdi sizin bu sosyetik serserinin peşinden koşmanız, hatunların efendi adam yerine affedersin mesela değil de nedir kardeşim? Mesela ben. Kalıbımın elemandan aşağı kalır yanı yok. Ayrıca üniforma giyen erkek çekiciliğine de sahibim. Ama yok arkadaş. Herif her Allah'ın günü başını belaya sokuyor ya, bir adım önde. Kıskanma, kıskanma. Hadi oradan. Herif başını belaya soksa da kelepçeyi vursak diye birbirinizle yarışıyorsunuz. Can o yarışı önde götürüyor. Hangi yarışmış o? Ya canım yok mu bizim şu sosyetik serseri? Onu çekiştiriyoruz. Ne sosyetesi ya? Hadi ama yeter. Kızlar bu kadar dedikodu yeter. Kendimden şüphe etmeden ben gideyim en iyisi. İşim gücüm var benim. Sosyetik serseri. Ya sen gerçekten uzaydan mı geldin? Nasıl olur da magazini takip etmezsin anlamıyorum ki. İlgilenmiyorum magazinle. Burada başka işlerim var benim. Ha, hiç merak etmiyorsun yani. Ya ben kahramanlık mı yapsam, serserilik mi yapsam karar verememiş. Zübbenin yani nesini merak edeyim ki? İnsanın ciğerini yakan hikayesini mesela. Ama benim ciğerim öyle kolay kolay yanmaz. Bir daha düşün. Kül kedisi masalında kanlı son. Ünlü işletmeci Emir Sarrafoğlu'nun ikinci kez evlendiği eşi Feriha Sarrafoğlu ve annesi Zehra Yılmaz, cemiyet hayatında bir peri masalının kahramanı gibi görülen Feriha Sarrafoğlu'nun eski nişanlısı tarafından vurularak öldürüldü. Düğün günü hayatının en büyük acısını yaşayan genç işletmecinin psikolojik durumu yakınlarını endişelendiriyor. Ben bir daha düşün demiştim. Damadın aradı, çocuğu yine dize getirdin de yüzünde güller açıyor değil mi? E vallahi öyle. 100 kere söyledim, söyledim dinlemedi beni. Ama aklın yolu bir. Geldi sonunda sözüme. Haydi ben gidiyorum. İkindi vaktiyle Hüseyin'i alır gelirim yemek yapmaya. Rıza baba. İyi misin? Bir şeyin mi var? Rüyamda Feriha'mı gördüm. Kalkıp gitmem lazım. Bir
dua istedi belki de. Rıza baba! Baba! Su getir, çabuk. Al bacım. Yavrum, Feryal, beni çağır. Su dök, baba dedi belki de. Sen bu halde gidemezsin. Ben giderim ama, merak etme. Ben suyunu da dökerim, duanı da götürürüm. Ben Feriha'ya giderim Rıza baba. Sorun mu var? Yine ne yaptı? Yok bir sorun. Ben bir şey getirmiştim kendisine. Oho. Oğlumun polis bir arkadaşı var. Eskiden olsa buna şaşırırdım. Ama şimdi buna inanmam bile. Tabii çok şaşırmayın zaten. Çünkü biz arkadaş değiliz kendisiyle. Size hatta ben getirdiğim şeyi vereyim. Ben sadece şansımı deniyorum. Her seferinde kapıdan döneceğimi bile bile. Emir'e ulaştırman gereken şeyi ona ver. Eminim onu benden çok görüyorsunuzdur. Biraz önce arkadaş olmadığımızı söyledim değil mi? Arkadaş değil. Polis olduğunuz için. Alo abi. Hanımefendi sana ulaşamıyormuş. Sen de ulaşamadın Kamil. Nerede olabileceğini biliyor musunuz? Ne oluyor lan? Bir şey kaybetti, ona vermem lazım. Ona iyi gelecek. Mezarlığa git. Karısının yanındadır. Siz biliyorsunuz nerede olduğunu. Neden gitmiyorsunuz? Ben o kadar cesur değilim. Yürü. Bunlar ne tansiyon dayanır, ne can dayanır. Allah yardımcımız olsun. Ya bu bizim Süt kız da pek hakikatli çıktı. Yani sen sırf babam rüyasında gördü diye kalk mezarlığa kadar git. Ay sanki mezarlığın bekçisi yok mu? İş güzel. Sen el alemin hakikatini bırak da kendi önündeki işine bak. Ben yukarı çıkıyorum, Hüseyin'i götüreceğim. Abi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tansiyonu kontrol edelim mi? Evamlanacak bir şey yok. İkide bir ölçüp durma şunu. İyiyim ben, iyiyim. İyi madem. Ben çocuğu çıkarayım yukarı. Ömer. Abi, Ömer telefon etti. Arkadaşlarıyla buluşacakmış. Merak etmeyin dedi. Bakın anlamıyorsunuz galiba. Benim bir bakıcıya ihtiyacım var. Tamam ben ne biliyorum biraz problemli bir eviz ama sizin göreviniz de bize bakıcı bulmak değil mi? Alo. Gel Hüseyin gel yavrum. Alo. Gel gel gel. Ha. Gel gel gel. Hüseyin bak oraya git oraya git.
Gel oğlum gel. Ama siz bu yelekleri falan giydiriyorsunuz. E oğlum havalar soğudu, Eylül ayında. O terlediği için onu çıkartırsan yel alır çocuk, biliyor musun sen? E siz böyle kat kat giydirirsiniz, bu çocuk terler ki zaten. Hatice Hanım, siz gelmeden önce tam 3 tane şirketle konuştum. Bize bakıcı, dadı falan göndermiyorlar. Mutlu musunuz? İstediğiniz oldu mu? Evet, çok mutluyum. O kadar mutluyum ki siz de burnunuz yere düştü, alın yerine koyun Koray Bey. Bir çocuğa en iyi annesi bakar. Ha ben size o kadar iyilik yapıyorum, siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz ki. Ha bana teşekkür edeceğinize, edeceğiniz ama daha bak kapıda kalıyorsunuz da ben size anahtar getiriyorum, kapınızı açıyorum da bir teşekkür bile etmiyorsunuz. Hafızama dua et, apartmanı hatırladım. Tek küçük adamlı baba sermişsin, şıp diye buldum. Teşekkürler. İşte bu da çocukları oynamamaları gereken şeyleri vermenin zararlarından bir tanesi. Hey şampiyon! Ya çocuğun sırtına bunu koymak lazım, tehlikeli de. Babanın yarışına gel. Pınar, sen hala işsiz misin? Kaan'a bak, beni ne dersin? Sana bir şey olmazdı. Oldu. Koruyamadım seni. Koruyamadım. Kaybettim. Bak. Küpene bile sahip çıkamadım. O da benim gibi yalnız kaldı.